Merhaba, ben Doktor Erhan Özel. Bugün sizlere kronik kalp yetmezliğinde ARNI tedavisi hakkında konuşmak istiyorum. Bilindiği gibi kronik kalp yetmezliği demek için sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonun 40'ın hatta 35'in altında olması ve bununla birlikte proBNP'nin yükselmiş olması gerekmekte. Ayrıca hastaların fonksiyonel kapasitesinin 2 ile 4 arasında olması gerekmektedir. Temel olarak kronik kalp yetmezliğinde tedavi olarak kullandığımız ilaçlar hepinizin bildiği gibi diüretikler, ACE inhibitörleri, gerektiğinde aldosteron reseptör antikorlar yani herkesin bildiği aldakton, gerektiğinde hidralazin ve nitratlar kalp yetmezliği tedavisinde kullandığımız temel ilaçlar. Ama yapılan son çalışmalarda bu tedavilere rağmen hastalar tedaviye refrakter olduğu için yeni bir ilaç geliştirildi. Kısaltılmış ismi ARNI, angiotensin reseptör neprisilin antikoru dediğimiz bir ilaç. Neprisilin bilindiği gibi vücutta su ve tuz tutmakta. Neprisilin antikorları da bu sakrobutilindir. Vücuttaki tutulan su ve tuzun yani ödemin atılmasını kolaylaştırmakta. Sakrobutilin yanındaki ilaç da valsartandır. Piyasa adıyla ki tek ilaç olduğu için söylemekte bir sakınca yok. Oneptus dediğimiz ilaçtır. Oneptus'u özellikle ACE inhibitörleri, diüretikler ve nitratlara rağmen tedaviye cevap vermeyen kalp yetmezliğinde ACE inhibitörüne dirençli olan kalp yetmezliği vakalarında ACE inhibitörünü keserek valsartan artı sakrobutil kombinasyonu olan Oneptus'a geçiyoruz. Oneptus'a geçtiğimiz zaman önemli bir nokta ACE inhibitörlerini 24 saat önce kesmemiz gerekir. Özetle bugün bahsettiğimiz konu ARNI dediğimiz bu ilaç, angiotensin reseptör neprisilin antikoru iki tane ilacın birleşmesinden meydana geliyor. Birisi sakrobutil, diğeri de valsartan, hepimizin bildiği piyasadaki valsartanla kombin edilmiş bir ilaç. Bu ilacı ejeksiyon fraksiyonu 40'ın altında ve kalp yetmezliği semptomları olan ve klasik tedaviye cevap vermeyen hastalarda kullanmaktayız. Ki yapılan son çalışmalarda bu ilacın bu tür hastalarda çok ümit verici olduğu ve faydalı sonuçların alındığı gösterilmiştir. Bundan sonra sanıyorum bu tür vakalarda bu tür ilaçları kullanmak ve kullanılma hızı daha da fazla artacaktır. Teşekkür ediyorum.